Evet, işte yeni kamera, yeni setup, her şey hazır. Bugün ne yapsak acaba ya? Bugün, şimdi kameraları aldık. Ekipmanlar tamam, drone tamam, her şey tamam. Bugün ne eksik? Bugün hava güzel. Bugün ne eksik? Bugün aslında hiçbir şey eksik değil. Bugün diyorum ki bugün motorumla ilgileneyim. O yüzden ne kadar oldu ya? 1 ay, 1,5 ay falan oldu motora binmeyeli. En son işte o Şangay'dan gidip bateri tendiri almıştım. Motoru şarj ettik, motora bindim, sonra bir daha yalan yani. Bugün diyorum ki motorun bakımını yapayım. Daha doğrusu bakımı yapmayayım da motoru bir yıkatayım. Affedersin, motor leş. O yüzden Instagram'dan motor yıkama yeri buldum. Aslında motor yıkama olayı çok zor bir şey. Yani her yer yıkayamıyor. Hani yıkamayı geçtim. Gidiyorsun üstüne bir su tutturmak istiyorsun. Onda bile abi biz bir motora giremeyiz. Yok biz bunu yıkayamayız falan diyorlar. O yüzden bu iş benim için çok önemli. Çok zor bulduğum bir yer. O yüzden Instagram'dan bir yer buldum. Şimdi gidip motorumu yıkatacağım. Tabii ki de yalnız değilim. Kimleyim? Göreceksiniz. Hadi gidelim. Abi ne haber? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapıyorsun? Selamlar bu arada. Batu. Ben hatırlıyorum abi. Merhaba Tolga. Doğru. Sen beni Tulpar'dan tanırsın. Merhaba Tolga. Merhabalar Tolga. Tolga, evet. Tolga. Abi ne yapıyorsun ya? Demek burası? Evet. Bileydik daha önceden. Ama oğlum artık zaten yeni aslında, çok uzak değil ki. Yeni önce bir yeni setup'ımı bir şey yap. Nasılmış? Nasıl? Bence çok iyi. Hayvan gibi. Oğlum öküz gibi geniş açılan. Şuna bak. Hayvan gibi. Artık böyle takılıyoruz. Mikrofon falan. Bakalım. Yani baktık. Parası neyse gittik verdik yani. Bence böyle çok güzel oldu. Evet, şimdi dedik ki bugün de motorlarla bir ilgilenelim. Artık ekipmanları aldık. Drone'u aldık. Bir de artık motorla ilgilenme zamanı. Şimdi MOTOWAX diye bir yere geldik. Şans eseri de burası bizim bir arkadaşın çıktı. Ben burayı internetten bulmuştum, Instagram'dan. Dedim ki vlog buddy'm Batu'yla gelelim. Bir görelim nasıl bir yermiş falan. Bir baktık Cem bizim arkadaş. İyi oldu, güzel oldu. Şimdi bugün buralardayız. Burayı tanıtacağım. Motor olan arkadaşlar için burayı bir göstermek istiyorum nasıl bir yermiş diye. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, nasıl çalışıyorlar? Aynen. Görelim. Bir görelim motorları nasıl yapıyorlar. Gel motorlara gidelim. Evet, gördüğünüz gibi motoru affedersin bok götürüyor. Kaç? Sen ne zamandır binmiyorsun motora? Bir ay, 1,5 ay falan olmuştur herhalde. Benim daha da fazla olabilir ya. Ben bayağıdır motora binmiyordum. Dedik ki ilk setup'ımızla bir motovlog yapalım. Bir oraya bir oraya gidip böyle ekipman almaktansa bir de motovlogla bu kanalı biraz taşlandıralım istedim. Artık yani biliyorsunuz kanal böyle oturmaya başladı yavaş yavaş. Önce bir ekipman almalar, ekipman tanıtımı. Nerede, ne kadar? Bir de motovlog. Yani aslında 2 ana konu üzerinden ilerliyor kanal. Motorcu arkadaşlarımız da çok sağ olsunlar kanalımızda. O yüzden dedim ki vlog buddy'm Batu'yla bir gelelim. Birazdan bu arada mekanı falan iyice tanıtacağım. Cem'le bir konuşalım. Nedir, ne değildir, ne zaman açtı? Esas önemli soru kaç para? Yani kaça yıkıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ne kadar sürüyor, neler yapıyorlar? Evet, nelere dikkat ediyorsunuz? Genelde ben çünkü böyle motoru yıkatmak için böyle benzinliğe falan gidiyorum. Abi ben yıkayamam, abi ben o topa giremem falan diyorlar. Zaten çok sağlıklı da olmuyor. Çok saçma oluyor çünkü motora dikkat etmiyorlar. Sonuçta hava filtresi var açıkta. Oraya su kaçırma ihtimalleri çok yüksek. Motora binenler bilir. Bir de böyle racing tarzı olmadığı için hani daha dikkatli olması gerekiyor. Motor bloğu çünkü açıkta. Özellikle Harley'lerin ve Cruiser'ların değil. Mekan böyle biraz... Neredesin lan? Biraz mekanı gezelim bari. Oğlum bu arada bayağı ağırmış lan tekelle taşımak. Tekelle taşımak çok zor bunu. Hadi gidelim. Evet abi. Şimdi gelelim geliş amacımıza. Ben önce o şeyi bahsedeyim ya. Abi ben burayı Instagram'dan bu arada seni takip ediyorlar mı? Burası. Kim? MOTOWAX. Yok, alındım. Niye takip ediyorsun? Beni takip ediyordu. Ben ne zamandır bakıyordum motor falan yıkama. Dedim ne zamandır motoru çıkartmıyorsunuz, yıkayalım. Dedim ki buraya geleyim işte, Instagram'dan yazdım. Sonra dediler işte Cem Bey var, çekim yapabilirsiniz. Sonra bir baktım Cem beni arıyor. Abi siz geliyor musunuz yarın? Evet abi sen işte biz burayı açtık falan. Neyse konuyu oraya getireceğim. Abi sen ne ara kapattın da mekanı buraya açtın? Şimdi birincisi eski dükkanımı hatırlıyorsun, sen zaten oraya geliyordun, sen de geliyordun. Hatta egzozları taktık. Şimdi oranın kapanma sebebi biraz oranın mal sahibinin kendisi bir şeyler yapmak istemesi. Benim de biraz daha hani hedeflerimden başka bir şeyler, biraz daha üst bir şey yapmak isterken bunun yatırımsal boyutunu düşünüp böyle bir tesadüfle karşılaşıp arkadaşlarımla yeni bir ortaklığa geçtik. Çünkü güzel bir yer yapmışlardı ama sıkıntı şuydu ki motor camiasına çok hakim değiller. Benim gibi birisinden böyle bir destek istediler. Beraber bir şey yapmak istediler. Daha iyi bir yerlere gelsin. Çünkü burası motor yıkama ve motorla aşina olabilen insanlarla yapılabilecek güzel bir yer. Çünkü birincisi zaten çekimleri de yaptık. Buraya motorla geldiğinde illa yıkamaya gelmesine gerek yok. Karnını doyurmaya gelip oturup takılmak isterse motorcu yapmak ister bunu. Çünkü sürekli yorulur. Mesela şu an mis gibi. Gelir çok güzel hamburger yiyebilir. Çok ciddi iddialı bir hamburgerimiz var. Çok ciddi iddialı hot dogumuz var. Bunu yiyebilir ama bu arada yıkama için bekleyeceği bir süreç var zaten. Çünkü motor soğuması gerekiyor. Birçok yerde bu hatayı yapıyorlar. Motorun soğumasını hızlı gitsin, daha müşteri geldi diye düşünüyorlar. Bu doğru değil. Bir motorun yıkama süreci yaklaşık 1 saat. Hakikaten. Çünkü çoğu yer motor aslında nasıl yıkanır bilmiyor. Çünkü biz, Batu da biliyor. Biz bir Kadıköy'de bir yere götürdük. Bir arkadaşın araba oto yıkamacısı vardı. Motoru oraya götürdük. Arkadaş kendi öğretti motor nasıl yıkanır diye oradaki elemana. Biz hep oraya gidip yıkatıyorduk, sonra eleman işten çıktı, biz böyle şeysiz kaldık, ne yapacağız falan diye. Çoğu taraf da aslında bu topa girmiyor. Hani abi ben bu motoru yıkayamam, o topa giremem falan diyor böyle herhangi bir yıkamacıya götürdüğünde de. Zaten çoğu insan bilmiyor aslında motor nasıl yıkanır. Hatırlarsın, senin yani sen biliyorsun öteki taraftaki dükkana da birçok arkadaş hani Harley'ci olan, özellikle Harley camiası birçok motorcu geliyordu ama tabii ben Harley kökenli bir insan olduğum için daha çok Harley çevresi geliyordu. Çoğu insan da çevredeki araba yıkama merkezlerinde yıkatıyordu. Ben de dahilim bunu bu arada. Tabii araba yıkama ünitesindeki adamı suçlamak değil ama onun bilgisi dahilinde arabanın jantını yıkarken, arabanın kaportasını yıkarken bir riskin yok. Kullanılan deterjan kimyasalı, buna ek, hani öyle bir derdi yok. Hani çünkü alışkın adam buna. Türkiye'nin her yerinde böyle yıkanıyor araba. Biraz daha iyi yıkanıyor belki ama motor girerse işin içine, motorda özellikle Harley'de mesela senin motorunda çok krom aksam olmamasıyla beraber ama mesela benim motorum sınıfında çok krom aksam. Evet. Sıcak da oraya deterjanı, köpüklü deterjanı vurduğun anda bir kere kafadan yapışıyor. Onu herhangi bir şöyle çıkartamıyorum. Ben o kadar gördüm ki motor yıkamadan dükkana geldi ve hani ağlıyor motorun sahibi. Yapacak hiçbir şey yok çünkü onu çıkartmak neredeyse mümkün değil. Kromaja gidenler var bundan sonra. Mat boyada da çok zor değil mi? Aynen. Benim motor mesela full mat. Simsiyah, yani ben çok zorlanıyorum onu yıkarken. pH'i dengeli deterjan kullanmak gerekiyor. Doğru basınçta tutman gerekiyor çünkü motordaki... Genelde böyle basarlar. Aynen öyle. Bir de arabayı falan daha detaylı, daha meşakkatli bir şey detaylı, yani. Çok detaylı yani. Bu arada hani öyle motor geliyor işte mesela araba yıkamacı nereden bilecek? Motorun sahibi de farkına varamıyor. Her sınıf motordan bahsediyorum. Navigasyon var diyelim. Şimdi her ne kadar... geçirmez bir aksam düşünülse de bu yağmura karşı o tazikle affedersiniz vücudunuza tutsanız kanatıyor neredeyse yani. Çok ciddi bir tazik var orada. O yüzden de kapatmalar yapılması gerekiyor, uyarılar yapılması gerekiyor. Bizim buradaki arkadaşlarımız da o eğitimi verdik. Yani onu biliyorlar. Önce bize soruyorlar, bunları alalım, motorun sahibine soruyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki zarar görmesin motor. Çünkü amaç burada motorun güzel gözükmesi, motorun zarar görmesi değil. Ha, buna ek olarak yakın bir zamanda karşıda servisimiz de vardı biliyorsun. Buraya bir de daha hafif bakımı dahil edebileceğimiz. Yani böyle yağına suyuna bakabileceğimiz. Tabii. Burada mesela yemeğini yerken motorun yıkanmasını bekliyor. Sıra var. Burada bizim 3 tane istasyonumuz var. 3 tane aynı anda motor yıkayabiliyoruz. Ama bu şu da demek değil aslında. Aynı anda 3 tane motoru yıkamak çok kolay değil. Çünkü birisi soğumayı bekliyor. Orada soğuyor. Ama bu bir süreç. Tabii bu arada ne yapacak buraya gelen arkadaşım? Zaman da geçtiği için işinden gücünden servise de götürememiş olacak. Servis fiyatları da malum zaten herkes de bilmiyor. Biz de burada ben de bir Harley'ci olarak bundan çok muzdarip olduğum için zaten bu işi kurma sebebim o. En minimal durumda en iyi hizmeti verebileceğimiz en iyi hizmeti verelim ki herkes mutlu olsun. Benim mutsuzluğumu bari yeni Harley'ciler yaşamasın, yeni motorcular yaşamasın. Yani kısacası şu, insanlar buraya geldiğinde karnını da yoracak, motorunu da temizleyecek. Motoruna ihtiyacı varsa bakımını da yaptıracak ve mutlu bir şekilde buradan çıksın. Oradan sahile hemen. Evet. Yani oradan da hemen zaten yıkandı mı cillop. Harley'ci tayfanın Cem abisi, Cem abi Harley diye yazar herkesin telefonunda benim numara. Aynen öyle. Ya da akranlarım Cem Harley diye kaydeder. Artık hani oraya artık yıkamacı diye de mi kaydedecekler? Hepsi olacak ama derdim Cem değil. Cem yıkama. Derdim değil. Cem her şey. Evet, oraya şey Cem çözüm adamı desinler ben bundan mutlu olurum galiba telefonlarda. Çok iyi düşünmüşsünüz. Tabii yani ben şahsi olarak söylüyorum, bana biraz uzak yani. Ben avcılardan geliyorum. Ama sen Kadıköy'e kadar gelebilen bir adam, o zaman hep buraya gelmek. Ya evet. Ama motorcu adamın zaten yollardan. Tabii. Peki ha. Tabii bir de tabii herkesin merak ettiği soru. Abi motor yıkama fiyatları nedir? Kaça? Ne olur? Çünkü bak şimdi Allah var, şimdi racingçi var, işte ne bileyim normal hani böyle daha uygun fiyatlı motor olan gidiyor yıkamaya giriyor. Yıkamayı da geçtim. Benzinliğe giriyor, 5 kağıdı veriyor. Basıyor tazikli suyu, çıkıyor. Her zaman her şey. O da bir ihtimal. O da bir ihtimal ama yani 5 liraya verdiğin yıkama var. Bir de böyle detaylı yıkama var. Esas en doğrusu, en güzeli motor için olan bu. Onun da hakkı nedir? Ben sana onu sorayım. Şöyle söyleyeyim. Genel olarak İstanbul çevresinde profesyonel olarak motor yıkama, yani hakikaten motor yıkama ünitesi olarak çalışan yerlerdeki fiyatları zaten benim söylemem doğru değil. İnsanlar bunu araştırıp öğrenebilirler. Kaldı ki Harley tarzı motorlarda özellikle yani çok detayın olduğu ve görselliğin de üst olduğu motor olduğu için Harley, Goldwing, işte diğer süper sport sınıfı motorlar, touring sınıf motorlar detay isteyen motorlar. Sahipleri de bunların üstüne biraz titrer zaten. Yani. Genelde zaten bu motor sahipleri kalkıp da öyle yıkama yerlerinde yapmazlar bu işi. Abi ben evimi bile seçerken motoru nereye koyacağım? Böyle baktık yani. Doğrusu hani arabayı dışarı koyarım gerekirse, motoru garaja koyarım hani dışarı. Benim de bugüne kadar tuttuğum bütün evlerde eğer otopark varsa başımın üstünde, ama yoksa da bir balkon çıkması olan ev tercih ettim hep. Ki bir korona olsun, bir yani ben de öyle. Kapalılık ister. Çünkü hiçbir şey olmasa martılar cenneti olan İstanbul damalı eşeğe dönebiliyor motorun. Bir de üstünde kaldığım aside de var onun. Çünkü etkiliyor hakikaten. Aynen. Acayip etkiliyor. Kuş sıçtı, temizlemedin mesela. Ne oluyor? O kadar gitti. Yani martı şeyi martının çıkışı sağlam oluyor. Ya abi martı bırak. Şimdi ben de mesela otoparka bırakıyorum, sokağa bırakmıyorum ama benim bıraktığım otopark açık. Şimdi motor sıcak oluyor gece, kediler var. Bak egzoza her yer böyle pati izi, pati izi falan. Kedileri ne yazık ki Tolga, kedileri hiçbir şekilde şey yapamıyoruz. Yapamazsın yani, ama işte onun da yıkaması, şey yapması tabii ki de mevcut. Bir süre yarıyor işe. Bir süre yarıyor işe. Burada şöyle bir gerçek var ki hakikaten ben öyle yapıyordum. Manuel çözüm. Ben motorumu park ettiğimde o brandaya koyduysam eğer, kapattıysam üstünü, onun üstüne bir taş koyuyordum. Ha mantıklı. Böyle bir taş koyuyordum. O ağırlık oradayken oraya çık. Branda da uçmaz. Branda da uçmuyor dediği gibi. Ama ve o bile olmasa branda kapatmasam bile o taşı koyuyordum ben hep ki hani kedi rahat edecek yere otur. Orada rahat edemez o taşın üstünde. Muhtemelen kedice bana saydırıyordur ama yapacak bir şeyim yok. Çünkü motor koltuğunu kapatmak biraz tabii sıkıntı. Maliyet biliyorsun. Şimdi diğer maliyet kısmına gelirsek diğer yıkama merkezlerine göre fiyatlarımız bizim şu anda ilk açıldığı, yani bundan 1,5 sene önce açıldığı rakamlar üzerinden hala yürüyor. Bunu da yapacağımız süreç bu ayın sonuna kadar devam edecek bu. Kullandığımız kimyasallarından su maliyetine, personel maliyetine her şey o kadar artmış durumda ki bunu bizim de biraz yansıtmamız gerekiyor. Daha aslında doğrusunu konuşmak gerekirse benim de kazanmam gerekiyor biraz. Evet, ki evet. O hizmeti gönül rahatlığıyla verebileyim. Bu fiyatımız yine ama buna rağmen bile, bu zamda bile mevcut fiyatların altında olacak. Arkadaşlar bunu bilebilir gelenler. Bizim burada yapacağımız, buraya geldiğimdeki ortamdan benim burada tanıştığım motorcu kardeşlerin hepsinden gelen geri bildirim şu oldu. İnanılmazmış ya, çok güzel, iyi ki böyle bir şey yaptınız. Bir daha geleceğiz, mutlaka geleceğiz dediler. Hatta daha geçen hafta Riders of Bilgi ekibi geldi. Akşam toplantısına geldiler. Hatta 7.30'da geleceklerdi, 9'a geldiler sevgili kardeşlerim. Abi niye geç geliyorsunuz ya? Adama bekletiyorsunuz burada. Çünkü başımızın üstünde yeri var ama bizim de dönüşümüz var. Ben de Kadıköy'de oturduğum için bütün günün yorgunluğu, Uluç, ben biraz yorulduk. Sağ olsunlar geldiler. Daha erken gelsinler, daha uzun sohbet edebilelim. Daha güzel karınlarını doyursunlar. Bir kusur etmedik diye düşünüyorum. Gayet memnun ayrıldılar. Önemli olan bütün şey, burada motorcu kardeşlerimin hepsinin dinlenme, nefes alma yeri var burada. O yüzden çok iyi burası ya. Ben çok beğendim yani bayağı. Yani motorunu temizletip çıkan, yani daha bundan 3-4 gün önce bir yerde yıkatıp 150 lira ödemiş motorunu. Bir Diabel sahibi bir arkadaşım. 150 lira. 150 lira almışlar ondan. Diyor ki kendi söylemi, keşke telefona kaydetseydim de buradan gösterseydik. İnanın burada yaptığınız temizlik, şu an biz onun motorunu 30 liraya temizledik, düşün. Abi 150 lira ne? Abi yemin ederim dedi, 150 lira verdiğim temizlemeden çok daha detaylı ve düzgün bir temizleme oldu dedi. Gelin görün arkadaş, gelin görün nasıl iş yapılıyor, nasıl uğraşılıyor. Çünkü ben motorcuyum, ben Harley sahibiyim, 11 senedir bir HTS software ile biniyorum. Benim motorumun güzel gözükmesi kavramını ben biliyorum. neyini temizlemem gerektiğini abi diyorum. Emek sonuçta yani benim de bunu çekmemin sebebi aslında bu. Çok motorcu var. Batu, ben bir sürü motor vlog yapıyoruz. Ama hiç böyle yıkamaya falan çok değinemedik. Çünkü aslında bizim de gideceğimiz bir yerimiz yoktu yani bu konularda. Hep işte dediğim gibi ya kendimiz yıkadık işte uzun yola gittiğimizde yazlıkta elimizde böyle fırçalarla, süngerlerle. Ya da böyle tanıdığa işte yıkamacıya öğretip abi bunu önce kaplayacaksın, hava filtresin, su geçmesin. Sonra onu işte böyle su tutacaksın ama biraz uzaktan tutacaksın, taziyi vermeyeceksin falan diye öğrettik. Soğutacaksın, soğutmayı öğrettik ama hiçbir zaman böyle tam anlamıyla bir yıkamacı bulamadık. Şimdi bulduk, o yüzden çok rahatladım, geleyim çekeyim istedim. Motor yıkama sezonu var mı? İlla ki vardır, yazın tabii ki de daha yoğun oluyorsun ama kışın iş oluyor mu onu soruyorsun. Kışın da iş oluyor ama ancak insanların atladığı şöyle bir şey var. Birincisi motora binmediği zaman en fix problemlerdir. Bir, akü. Hayır, benim akü bitti mesela geçen sefer. Çünkü Harley'in diğer makinelere göre çok daha hızlı gider. Şuradan o videoyu izle. Şuradan o videoyu izle. Şangay'a gidip akü bataryası aldım. Videoyu şuradan. Hayır, benim çarpıldığımı izle. Çarpıldın mı bile? Evet. Çarpıldı ya, videoda var. Onu izlememişim bak. Çin videosunda mı? Ben Şangay'a gittim şey almaya, akü. Gördüm, onu o video yarım kaldı. Yok, bir de onun öncesinde geçen sene de Batu'nun aküsü bitti. Değiştirirken çarpıldı videoda. Ben böyle YouTube'dan falan baktım. Yavur iyi gelmiştir. Abi anahtar iki kutba bireydi. Böyle iyi gelmiştir ya. İyi gelmiştir. Onu yani. Ustalar çıraklarına bilerek yaptırırlar, öğrensin diye. Yani şey, çok hayat tehlikesi aynen, yok onun. Eğer kalpli falan yoksa tabii bu arada. Bunu daha kalpli kullanan büyük abilerimize söyle bir şey baz almasınlar. Akü sıkıntısı doğar kışın. Bunu çözmek için bateri tenderını bulundurmak gerekiyor. Yani abi, çok her makinede. Geçen gün daha yeni bir büyük tur, cross tourer olan bir arkadaşım var, Yosi. O aradı, akü bitti oğlum, ne yapacağız? Patates. Dedim, iki şeklim var. Bir takviyeyle yaparsın, bir süre çalıştır, toparlasın ama artık akün sıfırladığı zaman, ki arkadaşlara da bunu söyleyeyim, akü sıfırladığı zaman artık %50 bareminin altına düşmüş demektir. Hala yürür o akü ama risk içerisindesiniz. Yani o risk evet var. Bak ben mesela şey söyleyeyim, benim akü bitti işte. Şangay'a gittim, bateri tender aldım, geldim taktım. Bir iki kere kullandım. Yaklaşık 3 haftadır motor bilmiyorum. Ben buraya gelirken tırstım. Ulan dedim acaba çalışacak motor, Allah'tan çalıştı ya. Çünkü kar yağdı biliyorsun bir hafta önce. Onun üstüne yağmur yağdı. Onun üstüne gene soğuk oldu, sıcak oldu. Dedim sıçtık kesin gitti gene akü. Gene takmam gerekecek ama bilmiyorum. Akü ya, canavar ya. Kurtardı gene. Şöyle söyleyeyim. Akü daha yeni demek ki. Henüz yeni o şey geçmemiş. Çok arada alarmı çalmamış. Çünkü sık sık mesela otoparktasın diyelim. Birisi sürekli değdi, ilan düşmesine göre hop alarm devreye girdi, birisi çaldı. Günde 5 kere bunu yaşarsan 3 gün sonra aküm biter. Doğal olarak çünkü duysun diye aküden çekiyor bütün enerjini. O bir de güçlü bir şey var biliyorsun. Ama sadece bu değil. Mesela söz konusu olan bütün motorlar için geçerli ama Harley'lerde metal aksam olduğu için insanlar kışın nasıl olsa bilmiyorum ya bineceğim zaman yıkatırım, temizletirim gibi bir şey var ama nemli bir şehirde yaşıyoruz. Bütün nemli şehirler için geçerli. O nem motorun üstüne yapışıyor. Korozyona yapıyor. Korozyona neden oluyor. Ondan sonraki bu kötü mü? Değil aslında, bunu yapmasın. Ben burada bir de pas temizliği yapayım. Ama oradan güzel para kazanırım. Eyvallah, ben okeyim. Bende sıkıntı yok. Ama üzülmesin o insan. Üzülmemesi için yapacağı bir şey var. Bir, mümkün olduğu kadar kuru bir yerde saklamak. Aynı zamanda lastiği de etkiliyor bu durum. Yani lastik ömrünü de çok iyi o nemde kalıp. Çünkü ısındığı anda sıcaklığı görüyor, ne yapıyor? O sonuçta aynen. Bir lastik materyal sertleşmeye başlıyor. Lastiğin önünden yiyorsun. Bunun için de zemin olarak bir tahtanın üstüne motoru çıkartmak, belki bir yerdeyse, otopark gibi bir yerdeyse veya işte bir plastik bir spor matı olabilir. Hı hı. Öyle, yani taşla olan bağlantıyı kesmek buna nispeten daha şeydir ama mümkün olduğu kadar daha temiz kullanmak. Küçük şeyler var, bazı firmalar arkanda da var mesela, hani lokal seni kullanabileceğin, bu şeyi alabilecek şeyler var. Çünkü onlar bir katman koyuyor, o katman en azından o nemi biraz bir süre engelliyor. Güzel hava oldu mu motoru çıkartmak en doğru hareket. Sonuçta herkesin kıyafeti sürekli var ya. Herkesin kıyafeti var abi, o kadar kuruyor arkadaşlar, yaz kış demeden hiç bu işi yapmıyorlar mı? Yani ben de mesela çok kullanmazdım ama... En temiz motor da onlarınkidir büyük ihtimalle. Yani öyle olmak zorunda. Öyle olmak zorunda. Bir de dediğim çok doğru, ondan unutmayı söyledim. Harley oran körlüğü de sevmez. Bana her şekilde bildir. Kız yani, arkadaş gibi derler ya. Benim motorum 20 yaşında mesela. Hala bastığımda alır. Yürür. Doğru bakımı yaparsan motor, yani Harley 1 milyon kilometreye kadar gider. Ben bakamıyorum o kadar çok motoruma ya. Yani üzülüyorum aslında. Çünkü bulunduğum çevreden dolayı açık otoparkı bırakmak zorundayım. Sağ solu açık, sadece üstü kapalı motorun. Yani bak görürsün egzozun mesela içinde paslanma oldu. İşte civatalar paslandı. Lastikler zaten değiştirmem lazım. Lastikler bitti. Yani öyle çok şey bakım yapamıyorum. Amerika'ya gittiğinde 5000 liralık alışveriş yaptın ya. Orada bir 500 dolarlık bir ayrım yok. Bütün paslanmaz. Çünkü Harley ne yazık ki fabrika çıkışı şey kullanıyor. Bazı akşamlarda mesela buji gibi, yani bu gibi şeyler için bunu önleyecek bazı aparatlar var ki Amerika'da ucuz biliyorsun. Tamam, bir sonraki video belli oldu o zaman. Ben Amerika'ya gidip onları alıyorum. Sen Amerika'ya giderken bana haber vermeyi unutmuyorsun. Ha, tamam. Çünkü orada yapacağım röportajlı çekimler için bazı doneler ben sana vereceğim. Zaten hazır yerler var orada seni göndereceğim. Ameli kart yakinimdir diyebileceğin Amerika'da arkadaşlar var. Başka konuşacak mıyım bir şey? Daha ne söyleyeceğim? Bitti ya, tamam. Daha ne istiyorsunuz? Her şeyi sorduk zaten. Hamburgeri kralını yiyin. Hot dog'un kralını yiyin. Motorunuzu güzel yıkatın. Telefonum çaldı, buna da bakmam lazım. Bak. Tamam bitti, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Usta, ne yapıyorsun usta? İyi, sen ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun burada, anlatsana biraz. Ben burada eziyet çekiyorum. Kadıköy'de, caddede daha önce yaptığımız hamburgerleri artık burada yapıyorum. Baktık ki burada kimse yok. Bu işi yapan hep abuk subuk adamlar var. McDonald's var, iş yapıyorlar. İnsanlar kaliteli işler yesinler bari biraz. O yüzden çok istediler. Ben de kalktım buraya geldim. Süper. Nerede burası? Adı ne? Burası İstinye'de. Burger W olarak tabelası yeni gelecek. Motor yıkamayla beraber çok keyifli bir yer oluyor yani. Aynen. MOTOWAX'in yanındasın hemen. Aynen öyle. Yakında yemek sepetine falan da oralarda. Hepsine. Yemek sepeti, yemek siparişi vesaire, onların hepsine de şey yapacağız. İnsanlar evden çıkmasınlar, yorulmasınlar isterlerse diye. Onlara da hizmet edeceğiz. Şişsinler değil mi? Evde yesin, bayılsın ondan sonra istiyorum. Biliyorsun bizim hamburgerler biraz o şeyde yani. Aynen böyle etli böyle. Böyle. Buradan böyle sallanıyor, düşüyor falan. Evet abi, ne düşünüyorsun mekan hakkında? Evet canım, bu lens bayağı genişmiş, ağzımın içine kadar girdin lan. Oğlum var ya, şu an buradan şuraya kadar alıyorum yani, daha da aç yani. Şuradan izleyebilirsiniz. Şuradan. Tam onun için yani öyle. Şuradan izleyebilirsiniz. Güzelmiş, hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Artık evet, sezonu açtık, daha fazla sürüşler. Bir de ben de artık Tolga ile beraber motovlog olayına gireceğim gibi görünüyor. Biz de Ahmet abi 2 senedir çekiyoruz lan. Gerekli olan her şeyi aldık abi, sadece mikrofon aldım ya AliExpress'ten, o gelecek, onu bekliyorum. Aha, alet çıktı. Seninki çıktı. Oo, parlıyor ha. Canafar. O geldikten sonra artık interkomumuz da var. Aynı anda hem birbirimizle konuşabileceğiz Tolga ile, hem de kayıt yapabileceğiz. Kamera görüntüleri bir Tolga atlar, bir bana atlar falan filan, böyle enteresan şeyler yaparız. Bu yaz bayağı dolu dolu geçiririz yani. Anlatan şansları da boş. Artık memnun olduk. Teşekkür ederim. Sık artık buradayız. Yaşıyoruz. Abi. Açtık. Tekrardan hayırlı olsun. Biraz geç oldu ama keşfetmemiz iyi oldu. Artık buradayız. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Akşamlar falan kaçın gelin. Tamamdır. Hadi. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. MOTOWAX'e geldik, gördük. Motoru yıkattık. Gördün, motor cillop. Batu arkamda. Bugün dediğim gibi bir motovlog yapalım dedik. Motovlogla hem bir kamerayı deneyelim, hem bir drone'u görelim istedik. Çünkü Amerika'dan geldiğimden beri hiç daha bir şey çekmemiştim. Bu ilk oldu. Kutu açma, ürün alma, sağa sola gitme videoları devam edecek. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi motorla ilgileniyorsanız, motorunuz varsa, siz de bizim gibi bu yıkama olaylarından muzdaripseniz geleceğiniz yer belli artık, burası MOTOWAX. Tamam mısın? Yes. O zaman gidiyoruz. O zaman biz gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.